ellerinden söküp atan bu Serengeti Serdarı düşmanlarını gördüğünde kaçmak yerine en fazla ölürüz anasını satayım diyerek üzerlerine atlar. Bal porsukları genellikle geceleri avlanmayı tercih ederler. Fakat gündüzleri de olası bir sızma ihtimaline istinaden bölgesini sadrazamın sol kuşağı modunda yürüyüşlerle kolaçan eder. Porsuklar genellikle kavgada ilk kurşunu sıkan taraf olmazlar fakat söz konusu erkeklikse üzerlerine gelen belayı da davul zurnayla karşılarlar. Önemli bir nokta ise belanın nereden geldiği değil nerede geldiğidir. Burası da güzelmiş, yerleşeyim ben buraya diyerek geldiği topraklara bir kez vatanım dediyse o saatten sonra oradan ya porsuğun cesedi ya da aslanın posası çıkar. Bir bal porsuğundan daha tehlikeli şey varsa o da iki bal porsuğudur. Bu bela kaşarının zihninde düşmanın sayısının ya da cüssesinin bir önemi yoktur. Onun erkeklik kitabının ilk sayfasında sonunu